Onu biz anlatamadık. O kendini anlatmıştı. Çeyrek asırlık kısa bir zaman içinde yarı yer onun sesini duymuştu. Bekir'in beşte biri lebbeyk ya Resulallah deyip karşısında dize gelmişti. Ben biliyorum ki o güzelliğiyle, kendine has cazibesiyle, maşuklara has keyfiyetiyle azıcık aşkı adım atmış sinelerin daima mahbubu, daima maksudu, daima maklubu olacak. Unutulmadı. Unutulmayacak. Aksine her gün biraz daha canlanacak, biraz daha tazelenecek, biraz daha sinelerimizde yeni bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulacağız. Allah bizim için her şeydir. O inşallah bizimle beraber. Fakat şu insanlar arasında, mahlukat içinde rehber olarak, nuru bize gösteren insan olarak, hakikate gözlerimizi açan insan olarak Hazreti Muhammed'den başka kimsemiz yoktur. Ve biz sırtımızı ona döndük. O günden bugüne de hep kimsesiz kaldık. Şöyle derlerdi yetiştiğim yerde. Her kimsenin vardır kimsesi. Hiç kimse yoktur kimsesiz. Bugün biz kimsesiz kaldık. Ey kimsesizler kimsesi. Bütün gönüller onu duysun. Bütün gözler onun için yaşarsın. Bütün nabızlar onun için atsın. Bütün kalpler Muhammed diye atsın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her şey düşlerle başlar. Nesiller onu düşlemeye başladı. Artık rüyalarımıza girdi. Madem ki o gönlümüze kadem bastı, işlerimizde bir duygu, bir düşünce, bir rüya, bir hülya olarak yeşermeye başladı. Gönül yamaçları maklubunu buldu demektir. Rüyalarımız aradığını buldu demektir. Ve o düşün, çok yakın bir gelecekte, rahmeti sonsuz tarafından gerçekleştirileceği ümidini besliyor. Ümidimiz şehval açsın ruhu revani Muhammed'i her yerde sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün gönüller onu duysun. Bütün gözler onun için yaşarsın. Bütün nabızlar onun için atsın. Bütün kalpler Muhammed diye atsın sallallahu aleyhi ve sellem. Her şey düşlerle başlar. Nesiller onu düşlemeye başlar. Artık rüyalarımıza girdi. Allah Resulü ilk defa rüyalarımıza kadem bastı. Ve biz de ona hoş geldin ya Resulallah diyoruz. Gönül tahtına hoş geldin sultanım.